Sana bir kötü bir şey derse kırarım. Zaten bize niye küfrediyor ki? Ağır konuşursa ben de bir şey derim. Biz bunu yayınlayamayız. Merhaba mı demeliyim? Bakalım. Merhaba. Herkese merhabalar, Hallederiz'e hoş geldiniz. Bu bölümde 1 milyonluk YouTube plaketi açılışı yapıyorum diye bir espriyle açacaktım ama bu espriyi zaten Instagram'da harcadığım için tekrar yapmak istemedim. Aynı espriyi tekrar. Yani oradan da görmüş olanların olabileceği gibi benim plaketim değil. Bu Orkun Işıtmak'ın plaketi. Orkun Second sanırım ikinci kanalının plaketi. Asıl plaketini bana vermeye kıyamadı sanırım. O yüzden ikinci kanalının plaketini yollamış. İnsanların ikinci kanalının bile 1 milyon plaketi var. Daha önce eğer izlediyseniz benim kanalda konuşan bir YouTube plaketi videosu yapmıştım. Seni ben yarattım Tolga. Ben olmasam bir sikimi yapamazdım. 100 binlik gümüş YouTube plaketimle bunu yapmıştım. Onun olayı şuydu. Ses komutuyla tetiklenen bir plaketti ve ona YouTube plaketi diye seslendiğiniz zaman ve kaç oldu diye sorduğunuz zaman size kanalımın o esnada kaç aboneye ulaştığını farklı farklı şekillerde söylüyordu. Bence izlemediyseniz bir izleyin. Bayağı eğlenceli bir videoydu. Şimdi Orkun'un plaketine şöyle bir şey yapacağız. Yine konuşan bir YouTube plaketi olacak. Ama çalışma prensibi ve amacı çok daha farklı. Bunun üzerine bir tane kamera koymamız gerekiyor. Bu kamerayla görüntülü işleme yaparak karşısındaki kişinin kim olduğunu anlayıp ona bakan YouTuber'a diss atan bir YouTube plaketi yapacağız. Karşısına bir YouTuber, böyle popüler bir YouTuber geçtiği zaman kendisine diss atacak YouTube plaketi sesli bir şekilde. Nasıl bir şey olacağını göreceğiz şu anda. Gerçekten de hiçbir fikrim yok henüz. Güzelmiş ya. Çok zarar vermemeye çalışacağım plaketi Orkuncum. Evet, o zaman eğer siz de hazırsanız hadi başlayalım. Tamam, bunun için bazı parçalar topladım. Bir onlardan bahsedeyim. Bütün bu görüntü işleme vesaire gibi işleri yapmak için bir tane Raspberry Pi 4 kullanacağım. Görüntü işlemek birazcık gıcık ve çok işlem gerektiren bir süreç. O yüzden hani maksimum işlem gücüne sahip olan kullanabileceğim en mantıklı kart bu. Yine de bazı şeylere rastlayabiliriz yani performans sorunlarını. Ama neyse ki bu projede çok da önemli değil. Çünkü karşısındaki kişiyi bir anlık yakalamam gerekiyor. Böyle aktif bir şekilde takip etmem falan gerekmiyor. Tabii buna bağlamak için bir tane de Raspberry Pi'nin kamerasından kullanacağım. V2 kamera. Ses için bir tane Adafruit'ten stereo speaker bonesi aldım. Ona da bağlanacak hoparlörlerimiz var. İşte güç yönetimi falan filan yapmam gerekiyor. Güç kaynağımız var. İlk olarak şunu bir çalıştırmakla başlayalım. Bir bağlantılarını yapayım en azından temel bağlantılarını. Aklımda eklemek istediğim bir iki şey daha var. İlk bir görüntü işleme ve daha sonra bununla eşleştirilmiş bir şekilde atacağı diss cümlelerini söyleme kısmının teknik altyapısını kurayım. Ondan sonra ekleyeceğim diğer eğlencelik kısımlara gireceğim. Bunları bir şekilde bunun arkasına sığdıracağım. Bu arada bütün bu malzemelerin isimlerini ve linklerini de videonun açıklamasına koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz neler kullandığımın projede. Tamamdır. Şimdi elektronik altyapının çoğunu kurdum. Bir tane Raspberry Pi 4'ümüz var. Bütün bu görüntü işleme vesaire, bütün bu sistemi aslında çalıştırmak için kullanacağımız. Bunun üzerinde bir tane stereo ses bonesi var. Bunun sayesinde şu hoparlörleri kullanarak
oldukça net güzel bir ses elde edebiliyorum. Şurada gördüğünüz üzerindeki minik kart Adafruit'in stereo speaker bonesi. Buna ek olarak bir tane Raspberry Pi kameramız var. V2 kamera sanırım bu. Bunun sayesinde şu anda görüntü işleme sistemini çalıştırabiliyorum. Bir test ettim ilk bütün bir altyapıyı kurarak. Aynı zamanda bir tane de bir kontrol kartı hazırladım. Bu aslında bir güç dağıtım kartı. Aynı zamanda da bir tane servoyu ve bir tane de lazeri kontrol edecek. Bu lazer bir çizgi lazer. Tek bir nokta yerine aslında böyle çizgisel olarak atıyor lazeri önündeki lens sayesinde. Bununla şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Böyle sanki Rick and Morty'den falan fırlamış bir cihaza dönüştürmek istiyorum aslında plaketi. Yani böyle birini taradığı zaman lazerle böyle yukarıdan aşağıya zzzz diye tarasını istiyorum yani servoyla. Lazeri birleştirerek böyle bir şey yapacağım. Böyle daha komik olacağını düşünüyorum. Aslında hiç fonksiyonu yok ama böyle ne bileyim bir tane lazer böyle sizi aşağıdan yukarıya taradığı zaman biraz daha gergin bir ortam oluşturacağını düşünüyorum. Şimdi ilk yapmak istediğim şey sonuçta elektronik altyapımızın çoğu hazır. Sistemleri de test ettim yazılımsal olarak. En azından bütün yazılımı yazmamış olsam da her parçanın çalıştığından eminim yani şu anda. Bu plaketin arkasında bunları tutacak sistemi hazırlamam gerekiyor. Yani plaketi bir şekilde masada sabit tutacak bir stand yapmam lazım. Duvara asmak istemiyorum çünkü çok sabit olacağını, çok stabil olacağını düşünmüyorum. Arkasında bir sürü şey varken hani düşmesini istemem plaketin. O yüzden böyle masada tutacak bir stand gibi bir şey hazırlayacağım. Bunları plexiden hazırlayacağım büyük olasılıkla. Üst tarafına doğru da bu bütün devre kartlarımızı vesaire tutacak bir parçalar hazırlamam gerekiyor. Tabii en tepesinde de kamera ve bu lazer ve servo sistemimizi tutacak bir parçalar hazırlayacağım. Şimdi o zaman onları planlayıp çizip lazer kesimlerini ve 3D printlerini yapıp devam edelim. Ondan sonra da arkasında bütün elektronik altyapısını yerleştireyim. Yazılımı son haline getireyim ve test etmeye başlayalım. Şimdi plaketi masanın üstünde sabit tutacak birkaç parça tasarlamam gerekiyor. Bunun için bu bölümün sponsoru olan BricsCAD'i kullanacağım. Spesifik olarak BricsCAD Shape ismindeki programı kullanacağım. BricsCAD Shape bir çizim yazılımı. Bununla böyle hem 3 boyutlu hem de 2 boyutlu projeler çizmeniz mümkün. Atıyorum bir mimari proje de çizebilirsiniz. 3 boyutlu baskı için de bir proje yapabilirsiniz. Ya da bir lazer kesim için de bir proje hazırlayabilirsiniz. BricsCAD Shape tamamen bedava olan bir versiyonu ve kullanımı gerçekten çok kolay. İnternetten bulduğunuz herhangi bir modeli de modifiye edebilirsiniz. Sıfırdan kendiniz de bir model çizebilirsiniz. Ve atıyorum daha sonra 3 boyutlu baskıya vermek istiyorsanız çok kolay bir şekilde direkt olarak STL çıkışı alıp buna 3 boyutlu printerınızla yollayıp istediğiniz bir baskıyı alabilirsiniz. Kullanımı gerçekten de çok kolay. Şu anda ben başka bir amaç için kullanacağım. 2 boyutlu çizimler yapacağım. Bunun nedeni yapacağım parçaları lazer kesimle üretecek olmam. Bunun için 2 boyutlu çizimler kullanmamız gerekiyor. Plexi'den keseceğim spesifik olarak parçaları. BricsCAD Shape'in linkini videonun açıklamasına koyuyorum. Dediğim gibi tamamen bedava. İndirip kurcalayabilirsiniz. O zaman ben parçaları çizmeye başlıyorum. BricsCAD'e de gerçekten çok teşekkür ederim. Bu projeye sponsor oldukları için. Çok sağ olun. Parçaların kesimleri tamam. Bunları bu lazer kesiyle bastım. Bunu bana Triton lazer firması yolladı. Bu Flux isimdeki bir şirketin BMO diye bir lazer kesicisi. Bu benim ilk lazer kesicim olmasına rağmen bunu böyle açıp kılavuzunu okuyup kullanmaya başlamam 5 dakika sürdü yani. O kadar kolay kullanımı ve sonuçlardan çok memnunum. Bu 3 milimetrelik bir plexi plaka bunu böyle yağ gibi kesti yani gayet memnunum. Neden burada lazer kullandım? Bu tür bir parçayı 3 boyutlu baskıyla üretmek gerçekten de çok mantıklı değil. Çünkü büyük olasılıkla böyle bir parçayı üretmek birkaç saat sürerdi eğer 3D print ile almış olsaydım bunu. Ve dayanıklılığı da o kadar iyi olmazdı ama bununla akrilikten yani plexiden kestiğim zaman sadece birkaç dakika sürüyor ve inanılmaz dayanıklı parçalar üretmiş oluyorum. Yani aslında büyük olasılıkla ben bunu böyle projelerin çoğunda kullanacağım. O yüzden çok teşekkürler Triton Lazer'e bunu yolladıkları için. Eğer siz de merak ediyorsanız özelliklerini ve incelemek isterseniz videonun açıklamasına linkini koyacağım. O zaman ben bunların montajıyla devam edeyim. Bunları monte edip plakete takalım ve bütün cihazı artık toplamaya başlayalım.
Merhaba Mesut. Mesut bak, ben de senin gibi influencer olacağım. Tamamdır, bütün düzeneyi kurdum şu anda. Burada ufak bir değişiklik yapmam gerekti. Şu Raspberry'nin audio bonesini çıkardım. Çünkü servo takacağım. Bilmiyordum ilk başta bu lazer mevzusu, sonradan aklıma geldi. Ve servoyu çalıştıramıyorum bununla birlikte. Aynı pini kullandığı için onun yerine şöyle saçma sapan bir çözüm yapmak zorunda kaldım. Sesi dışarı alabilmek için. Bir tane external ses kartı da kullanabilirdim ama yoktu şu anda. HDMI min'den VGA'ya çeviren bir adaptör kullandım. Ona da direkt olarak ses jack'ını taktım. Böylece dijital ses alabiliyorum 18. pini kullanmadan, PWM pinini. Ona da bulabildiğim en ucuz hoparlörleri taktım ve çalışıyor genel olarak sistem. Şu yukarıdaki lazer mevzusunu şöyle çözdüm. İnsanların gözüne direkt lazer tutmak istemediğim için lazer modülü 45 derece aşağıya bakıyor. Üstünde de bir tane kırmızı LED var. Bu sayede lazerle şuradan itibaren tarıyor sizi. Sanki lazerle tarıyormuş gibi. Ama gözünüzün içine de kırmızı bir LED tuttuğu için taranıyormuş. İllüzyonunu yaratıyor yani. Karşındaki kişi anlamayacaktır büyük olasılıkla gerçekten lazerle taranmadığını. Yazılımını da bitirdim. Her şey tamam şu anda. Birazdan Orkun gelecek. Onu bekliyorum. İlk testlerini alacağız. Sonra da Orkun'un ofisine kuracağız ve YouTuber'larla gerçek testleri almaya başlayacağız. Okey, o zaman ben Orkun'u bekliyorum. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Merhabalar. Ne yapıyorsun abi? Ne haber? Hazır mısın? Hazırım. Süper. Arkadaş ne yaptın burada. Bizim garibanı? Göreceksin. Ne verdim, ne oldu? Abi ilk iblisle tanıştırayım istersen seni. Abi burası zaten uzay üssü gibi yani. Yani her şey 3D print ve zibil tane de 3D printer var. Aa, iblisimiz. İblis ya. Fiberi ıslak mı hala? Fiberi ıslak. Yalın ıslak fiberim. Evet. Aha, geldi. Sevgili plaketin. Çok güzel. Böyle bir sonuç bekliyor muydun? Gerçi ön tarafında çok da bir fark yok aslında yani. Hani böyle üstünde... Önden bakınca evet çok bir şey yok. Yana ve arkaya bayağı bir modifikasyon dönmüş burada yani. Sistemimiz bu abi. Böyle bir kısaca anlatayım sana istiyorsan. Burada bir Raspberry Pi var. Aslında bütün işlemi yapan arkadaşımız bu yani. Ufak bir bilgisayar, bilmeyenler varsa. Bunun yanında basit bir kart hazırladım. Bu kart... Ses kartı mı o? Yok hayır, bu dağıtım kartı aslında. Hem gücü yönetmek için hem de burada bir tane servomuz var. Lazer, mazer işte ıvır zıvır. Onları kontrol etmek için çok basit bir kart aslında yani. Hani üzerinde çok bir komponent yok. Sesi almak için böyle saçma sapan bir çözüm var orada, VGA adaptörü. Aslında çok güzel bir sistem kurmuştum ses için de sonra problemler çıktı o yüzden böyle, ama sorun yok abi yani. Şu gerek anda yok, gerek yok. Gayet iyi çalışıyor. Güzelce disini atsın, başka bir derdimiz evet. Yok bizim. Çok korkunç bir şey. Açılma, kapanma sesi değil mi bu? Açılma sesi. Açılmalı mı? Şimdi sonuçta hiçbir alakası olmamasına rağmen. Ya aynı şey, üzerine ekranı bağlayıp çalıştırmayacağımız için açıldığından emin olmak için bir ses efekti koymam gerekiyordu. Windows XP açılma sesi kapanırken de onu kullanıyorum. Neden olmasın çünkü. Şu anda aktif aslında bu sesi çıkardığına aktif göre. Mi? Eğer istersen karşısına geçmek istersen lütfen buyur. Allah. Bir de ilk şeyi göstermek istiyorum. Bir dakika. Birden fazla kişi geçtiği zaman kime hediye satacağını şaşırmasın diye ona göre de bir uyarı veriyor. Gel bak, ikimiz geçelim. Bekleme yapmayın çocuklar. İşi biten kenara çekilsin. Tek tek geçin karşıma. Böylece birden fazla. Aynen. Birden fazla kişi çıktığı zaman hani kafası karışmasın diye aslında. Dur bir daha gidip gelelim. Kime diş atacağını bilemiyorum. Tek tek gelin. Çok iyi. Böylece karşısına tek kişi çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Yani aslında bütün potansiyel olabilecek problemleri düşünerek tasarladığım kodayı. Geçeyim karşısına. Emin misin geçmek istediğine? YouTuber taranıyor. Merhaba Orkun. Anladı. Efendim. Orkun, ben senin teletabinin antenlerini televizyondan bulup bu yayın özgürlük heykelinin yanmayan meşalesinde dolap kapatma bilmeyen beyaz balinalarla beraber şampiyonası madalya kurmanda kırmızı bitti mi? Bitti mi? Dur çekil çekil, tekrar başlamasın. Sayfa sekansı tamamlandı. Lütfen bana yeni YouTuber getirin. Biraz fazla çok oldu sanırım. Biraz bir şey diyeceğim ama gerçekten sülaleme küfür edilmesi bu kadar hoşuma gitmemişti. Yani çünkü çok hoşuma gitti ama ya. Ama biraz böyle fazla sert bence. Yani bunu bir... Abi ben hayatımda duymadığım şeyler. Gerçekten evet. Hayatımda böyle küfürler duymadım. Çoğunu bence daha önce duymamıştım. Bunu biraz daha hafifletelim. Biraz daha böyle kabul edilebilir bir hale. Yani kırarlar bunu abi. Kırarlar. Sinirlenip kıran çıkar. Dur beni bunu de deneyelim.
YouTuber taranıyor. Güzel tarıyor ama. Değil mi böyle bir... Merhaba Tolga. Selam. Tolga ben senin de sokak bileğini evde göbeğini yere fazla sert bunu. Abi sen bunu ayarla. Evet, buna bir ayar çekmemiz. Sen bunu ayarladık. Evet, buna bir yani abi bana biz bunu yayınlayamayız. Abi bana diss at deyince benim aklıma yani küfretmek geldi yani. Gerçekten. Bak bir de bence zaten bize niye küfrediyor ki? Plaket senin plaketin. Evet abi. Elektroniği yapan da benim. Sensin bizi. Evet. Yani, yani bize küfretmesin. Babası sensin, anası benim evet. Bunun yani. Bize bir iyi şeyler söylesin. Saygılı ol, terbiyesiz. Evet. Diğer YouTuber'lara küfretsin. Bize etmesin. Bize iyi davransın yani. Onlara da ama bir tık ayarını kısalım evet. Ya. Biraz daha nazik olmakta fayda var. Hafif olur kırıcı. Hafif böyle canlarını sıkacak. Ama herkese de yani bütün sülalesine de küfretmesin tabii ki de abi, yani. Yayınlayamayız. Evet. Küfür etse de yayınlayamayız. Evet. Bu arada kapayalım. Monitöre bağlayıp daha böyle güzel şeyler koyalım. Tamam. Kapamak için de şöyle bir şey yaptım abi. Şimdi sonuçta ne bileyim hani bu Raspberry'yi direkt kapamamamız gerekiyor bozulmaması için SD kartın. Bir tane tuş takabilirdim herkesin yaptığı gibi. Onun yerine Hide the Pain Herald'ı göstermeniz yetiyor. Çünkü sürekli görsel imaj taradığı için. Harika bir cihaz ya. Abi çok iyi. Ekstra bir tuş eklemekle uğraşmak istemedim. Herald'ı daha iyiydi yani. Falan gibi bir şey ya. Bence bunlar okey. Bence de. Güzel davranacak böylece, iyi bayağı davranacak. Bayağı bir insanda yani. Yazdık yani. Ali Biçim var, Delimine evet. Var, Tuğkan var, Enes var, Meryem, Mesut, Murat, ben, aynen. Sen. Bayağı bir YouTuber, Twitcher var. Deneyelim aynen. Gel bizi bir deneyelim. Deneyelim mi? Aynen dedi. LS, CD, nokta nokta. Şu bizim ana skriptimiz sanırım. Şimdi zaten boot sesi gelir eğer açılırsak. Ha evet bu. Şu an bilgisayar bağladık değil mi bunu? Şu an sadece ekran bağladık. Aslında bilgisayarın kendisi onun üzerinde. Okay. Aynen. Ha doğru şeyi klavye monitöre bağladım. Klavye monitör Raspberry'ye bağladım daha kolay çalışabilelim diye. SSH'dan da mümkün ama. Buyurun. Şu an yüz arıyor evet. Evet buyurunuz. Sizle başlayalım yine. Yine mi ben? Evet yine sen. Geçeyim ama ben. Bu sefer güzel şeyler söyleyecek sana. Hadi inşallah. Tolga hiç güvenmiyor bu konuda ama. Canim. YouTube'un taranıyor. Hiç alışamayacağım bu lafa. Orkun evet doğru. Senden daha çok abonesi olanlar var. Farkındayım ama benim için en gülücü hep sensin. Gel de sarılayım sana. Ya sarıl, canım. Sarıl ona. Ya, kıyamam. Bak bu sefer de çok anaç bir şey olmuş. Evet gibi. Çok anaç. Oo, gel. Kamerandan öpeyim. Sensöründen öpeyim. Tahtandan öpeyim. Ah canım benim ya. Bak babasının gili. Gel. Anasıyla babasıyız biz bunu. Koparma kablolu. Yazık o kadar sana iyi şeyler söylüyor. Canım benim. Geç sana... git devam lütfen. Sen var ya YouTube Türkiye'deki en yakışıklı, en kaliteli YouTuber'sın be. Ya utandırıyor ya utan. Yağlama ballamaya dönmüş birazcık da bu kardeşim. Sekansı tamamlandı. Lütfen bana geçeyim. YouTuber getirin. Lütfen bana başka YouTuber getirme. Sıradan alıyor abi. Abi bunu böyle şey YouTuber buluşmalarına falan bir şey koyacaksın kapıya böyle. Aynen. Her girenin çok iyi. Evet. YouTuber taranıyor. Merhaba Tolga. Merhaba. Lütfen küfretme. Tolga devrelerimi öyle güzel devirledim ki ellerim dert görmesin. Ya. Çok tatlı oldu çok ya. Minnoş çok minnoş oldu bu sefer. Çok minnoş oldu evet. Ya. Ayırı evet. Tutturamadık. Korkuna yakışıklı dedim ama en yakışıklısı sensin Tolga. Şşş. Toplan. Bir de bizi birbirimize düşürecek. Bak yani. Dur. Sil üstündeki Orkun yazısını kendi ismini yaz Tolga. Beni sen hak ediyorsun. Duydun mu? Ne dedi? Sil üstündeki Orkun yazısını Tolga. Kendi ismini yaz. Sekansı tamamlandı. Lütfen. Kendi ismini yaz, beni sen hak ediyorsun dedi. Duydun olacak mu? Olacak iş mi ya? Birbirimize düşürecek. Birader bir dakika ben bunu ayarlıyorum abi. Yani bu iyi şeyler söylediği zaman bile YouTuber'ları birbirine düşürüyor. İşte bak tam şey gibi oldu abi. Tam Rick and Morty'deki gibi. Strateji değiştiriyor. Ne yapıyorsun? Ayarlıyorum abi. Filmlerde böyle yapıyorlar ya. Filmlerde öyle yapıyorlar. Böyle değil doğru. Miydi? Filmlerde öyle yapıyorlar. Evet. Gördün mü? Capture'ın gibi. Hala devam ediyor bu arada. Evet. Hadi bir tane de başka birini test edelim. Gösterelim. Kimi vereyim? Yani o zaman ilk Tuğkan'la başlayalım. Hani bir iki tane bir test edelim. Gerçekten test etmeden. Sen girme ama.
Kızıyor. YouTube'u taranıyor. Oha Kıvanç Tatlıtuğ. Bir saniye. Ses volümünü yeniden yapılandırıyorum. Merhaba Kıvanç. Nasılsın anlatsana biraz. Kıvanç. Biraz şöyle bir etrafında yavaşça 360 döner her yerini taramak istiyorum. Tara. Çok gıcık olacak. Çok çok gıcık olacak oğlum. Hiç bir şey söyleyeyim mi? Fiberim çok ıslak. Delirecek oğlum, delirecek. Harika. Hoşça kal Kıvanç. İstediğin zaman tekrar gel. İnsatma sekansı tamamlandı. Güzel. Bence... Çok iyi çalışıyor abi. Aynen gayet çok iyi. Çok herkes de algılıyor yani. Aynen öyle. Bakalım neler olacak ya, çok merak ediyorum yani. Tuğkan aşırı gıcık olacağına eminim ama eğleneceksiniz bence. Ben de gelmeye çalışacağım ona. Tamam. Şimdi o zaman toplayalım sistemi yani. Benim birkaç tane daha düzeltme yapmam gerekiyor. Tamam abi. Sen bana getir, bizim ofise kuralım. YouTuber konuklarımız olacak. Çok güzel YouTuberlar gelecek. Bakalım. Onları da senin videoda izleyeceğiz. Evet. Evet. Ben bir iki tane şu anda mesela ön izleme koyarım. Tolga devrelerimi öyle düzenledim dedin ki ellerim dert görmesin. Canım ya. Canım benim. Allah razı olsun. Sana kötü bir şey derse kırarım plaketini. Ya yaklaşma, o kadar uzaktan tanımaz. Ağır konuşursa ben de bir şey derim. Mesut sakin ol. Daha yeni yani alet. Biraz geliştirmeye açık zaten. Beni YouTuber nasıl... Merhaba Mesut. Merhaba mı demekle? Mesut bak, ben de senin gibi influencer olacağım. Merhaba Ali, merhaba Murat. Tanıdı bak. Merhaba mı demeliyim? İnsatma sekansı tamamlandı. Lütfen bana yeni YouTuber getir. Arkadaşlar tek tek geçerseniz... Görüyor musun? Gel gel dur çıkalım. Merhaba Cantu. Merhaba. Geçeyim geç abi sana önüne. Bakalım. YouTuber taranıyor. Ay tanıyacak. Tara bakayım. Tanı lan. Geri kalanları senin videoda izleyeceğiz. Bakalım. Çok eğlenceli olacak. Vallahi eline sağlık Tolga. Çok güzel olmuş. Şunu merak ediyorum tepkileri şu anda. Evet o zaman ben hallediyorum abi. Yarın falan getiririm sana. Tamam. Sen de milleti ayarla. Tamam abi. Gelip baksınlar. Teker teker gelsin herkes. Birazcık küfür yiyip gitsinler. Kötü adam gülüşü yaptığın zaman insanlar çok korkuyor. Cringe oldun değil mi çünkü? Evet cringe oldum. Ama çalışıyorum ya, dünyayı ele geçirdiğim zaman sonuçta bütün dünyaya bu kahkahayı yayınlamam gerekiyor. O yüzden biraz daha çalışmam gerekiyor. Tam proje bitti, en azından ilk testleri de aldık. Bir iki tane sadece ufak düzeltme yapacağım. Ondan sonra gerçek YouTuber'larla test edeceğiz bunu. Bütün bu testleri Orkun'un kanalında izleyebilirsiniz. Zaten videonun açıklamasına da linkini koyacağım. Bu yaptığım projeleri seviyorsanız ve eğleniyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bildiğiniz gibi böyle sponsorluk vesaire çok önemli benim için. Ve abone sayısına mutlaka bakıyorlar yani. O yüzden eğer olmadıysanız, aşağıdaki abone ola tıklarsanız çok sevinirim eğer tıklamayı düşünürseniz en azından. Evet ben biraz fazla yoruldum. Artık konuşamamaya başladım. Çok uzun sürdü proje. O zaman bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.